Selamun Aleyküm değerli dostlar. Dün ülkemizin test ettiği tayfun füzesi bugün itibariyle Yunanistan medyasında bir kez daha gündem olmuş durumda. Yunanistan'da öncelikle haber başlıklarına bakalım. General Frangos konuşuyor. Yunanistan Onursal Genelkurmay Başkanı Frangos şu açıklamayı yapıyor. Erdoğan'ın balistik tayfunu yoksulların silah açıklamasını yapıyor. Tuhaf tuhaf ifadeler kullanmış. Yine Yunanistan'da Profesör Leonis konuşuyor. Türk balistik füzesinin teknik özellikleri ve ülkemizin kullanabileceği karşı önlemler açıklamasını yaparken Yunanistan Türk tayfunu vurabilir açıklaması da Yunanistan meclisinde gündem olmuş durumda. Öncelikle dostlar General Frangos'un açıklamasını aktarmayacağız. Sadece haberin başlığını okuduk. Kendisi Tayfun Balistik Füzesi'nin tıpkı Pakistan'ın kullandığı gibi yoksulların silah olduğunu ve başarısız olduğunu iddia ediyor. Yunanistanlı Profesör Leolis ise Yunanistan alıcı önlemlerden bahsetmiş durumda. Özellikle Yunanistan'ın sahip olduğu Patriot hava savunma füze sistemlerinin balistik füzeleri durdurabileceğinden bahsediyor. Oysaki dostlar Suudi Arabistan'da örneklerini görüyoruz. Yemen'den atılan füzeleri bile Patriotlar durduramıyor. Asıl haber aktıralım. Yunanistan Türk Tayfun'u vurabilir. Füze Rus yardımıyla yapıldı başlığı atılmış. Dün de Çin yardımıyla yapıldığını iddia etmişlerdi. Şimdi de Rus yardımıyla yapıldığını iddia etmişler. Yunanistan meclisi dostlar özellikle bunlara karşı Scout Naval füzeleri ve F-35'lerle birlikte Örnem almayı öneriyor. Bununla ilgili uzman yorumunu aktaralım. Yunanistan Türk hasırgalarını nasıl durduracak alt başlığı atılmış. Bir önceki Bora tipi ve Tayfun tipi füzelerin yanı sıra Türklerin füzelerini düşürme yeteneğine Yunanistan'ın sahip olduğu iddia edilirken bu füzeler yüksek irtifada düz hareket eden orta menzili ses altı füzelerdir ve Yunan uçak savar savunması Patriot ve S-300 için ideal bir hedeftir cümlesi kullanılmış. Dünyada tüm füzelerde olduğu gibi Türk füzelerindeki asıl sorun da kritik tesislere yapılan saldırıların engellenmesi olacaktır. Dolayısıyla Yunanistan son teknoloji F35'lerle bu durumu çözebilir ifadesine yer veriliyor. Yunanistan'da F-35'lere sahip iki filo ile beraber Türkiye kıyılarına nispeten yakın bir mesafede hareket edecek füzeleri bu şekilde havaya uçurabileceği belirtilirken yine Yunanistan'ın füze launcherlarını füze fırlatılmadan vurabilmesi yönünde de değerlendirme yapılmış. Yani ilk saldırının Yunanistan olması gerektiğinden bahsediyor. Ayrıca dostlar en kısa sürede 500 kilometre üzeri Scout Naval füzelerinin Yunan donanma gemilerine katılacağı da hatırlatılmış. Şunu yazıyorlar Türklerin uzun süredir Alman yapımı yeni denizaltılara atmaca seyir füzesi yerleştirmeye çalıştığını da hatırlatırız. Bu ihtimal gerçekten de ülkemiz için büyük bir tehdit olacaktır ve her şekilde takip edilmesi gerekiyor cümlesi kullanılırken Türk füze tehdidi için nasıl bir plan izlemeliyiz alt başlığı atılmış. Bazı füzeleri fırlatıldıkları noktada uçuş sırasında ve son olarak füze hedefe çarpmadan önce imha etmenin 3 yolu vardır. Ülkemizin Birleşik Hava Savunma Sistemi özellikle balistik füzeleri tespit etme ve daha sonrasında imha etme yeteneğine sahiptir. Patriot, S-300 PMU ve Hawk uzun ve orta menzilli savunma sistemleriyle Türk füzelerini düşürebiliriz ifadesine yer verilmiş. Yunanistan'da hangi füzeden kaç tane oldu örneğin Selanik'in neyin kurduğu gibi detaylarda yer verilirken Patriot'un dostlar kaç kilometrede etkili olduğuna da ve aynı anda kaç hedefi takip edebileceğine de yer verilmiş durumda. Yunanistan medyası Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Türk hareketine karşı Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin genel bir plana ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Bununla ilgili haberi görmektesiniz. Yunanistan Meclisi'nin aslında kendilerini kandıran bir haber servis edilmiş. Yine bunun dışında dostlar... Alman medyası Türkiye'ye denizaltı teslimatlarını durdurun haberlerini servis ediyor. Yunanistan'ı tehdit ettiği için bu şekilde bir haber aktarılmış. Türk Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'da barışı giderek daha fazla tehdit ediyor cümlesi kullanılmış. Peki Yunanistan medyasının dediği gibi gerçekten Alman medyasında bu şekilde bir haber servis edilmiş mi derseniz Alman medyasına baktığımızda dostlar dün servis edilen haberi görmektesiniz. Ayın 18'inde 10:25 25 geçe haberin başlığı Erdoğan'a kırmızı kart göster. Türk Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'da barış için her zamankinden daha büyük bir tehdit haline geliyor. Kendisi bu şekilde bir haber servis etmiş yazarı da görmektesiniz. Avrupa Birliği'nin nihayet bunun için sınırlar koyması gerektiğini söyleyen yazar Almanya'nın bir şeyler yapabileceğinden bahsediyor ve daha sonrasında konuyu denizaltılarına getiriyor. Alman denizaltılarının Türkiye teslimatı derhal durdurulmalıdır haberi servis edilmiş. Özellikle dostlar Yunanistan'la Türkiye arasında savaş ihtimalinde yüksek olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Bu arada Yunanistan önümüzdeki pazartesi günü Selanik'te Fransız Rafale ve Alman Marder'larla geçit töreni düzenleyeceğini de duyurmuş oldu. Saat sabah 9'dan itibaren geçit töreni düzenlenecek. Pazartesi gününden bahsediyoruz. Çok sayıda Yunanistan'ın yeni zırhlı aracının da burada gösterileceği de not düşülmüş. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Or General Konstantinos Floros, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Or General Milan Mosovic de Pagu kampında görüşme gerçekleştiriyor. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Diğer haber dostlar Sırbistan demişken Sırbistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı aynı zamanda Sırbistan Meclis Başkan Yardımcısı Burko Stefanović Türkiye'nin Sırbistan Büyükelçisi Hami ile bir araya geldi. Sırbistan Parlamentosu'na yapılan açıklamaya göre ikilinin Batı Balkanlar, Belgrad, priştine müzakeresi ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini değerlendirdiği duyuruldu. Diğer haber Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür ediyor. Kazakistan'a gidiyoruz daha doğrusu Ankara'ya gidiyoruz. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiev Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 30. yılında açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerbekulan Sapiev 30 sene içinde işbirliği olarak büyük adımlar attık büyük sonuçlara vardık. Hala bu çatışmaları en iyi şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz ve gayret göstereceğiz açıklamasını yapıyor. Bu yıl Moğolistan'da 2. Doğu Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu ve Bilge Kağanlığı Kültike'nin babası İlteriş Kutluk Kağan'ın 7. yüzyıl ait anıtının keşfedildiğini hatırlatan Safiyev, ''Bu büyük bir başarıdır, Türk dünyası için büyük bir hadisedir. Bu tarihi yazıtın keşfi, Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası ve Türk dünyası tarihi ve kültürel zenginliğine eklenen yeni bir yapıttır.'' açıklamasını yaparken, Türkiye Cumhuriyeti bizim ikinci vatanımızdır şeklinde de ekleme yapıyor. Son haber dostlar Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ukrayna topraklarındaki işgale yönelik 19 Ekim tarihinde yeni bir açıklama yaparken Ukrayna ordusunun çok sayıda askerin vurulduğu duyuruldu. Özellikle Ukrayna ordusuna S-300 uçak savar füze sisteminin iki fırlatıcısının imha edildiği yine Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet Su-25'in düşürüldüğünü Popasna ve diğer yerleşim yerlerinde toplam 12 insansız hava aracını düşürüldüğünü, 11 himarsın vurulduğunu resmi olarak duyurmuş durumda. Evet dostlar son haberler bu şekildeydi. Hoşçakalın.